bir an kendimize baktığımız zaman gerçekten de hocam hayatımızda aslında böyle rıza'yı düşünebiliyor muyuz artık sevgi muhabbeti arıyor muyuz artık diye baya bir eksiğimizin olduğunu aslında görüyoruz evet ben kıymetli masum hocama da dönmek istiyorum evet buyurun sevgili hocam Evvela tabii hoca kardeşlerime çok teşekkür ediyorum hakikaten bu akşam ağızlarından ballar akıyor maşallah hepsini tebrik ediyorum sağlılsınlar Rabbim inşallah tamamını ermeyi nasip etsin. Tarikattaki gaye bir manevi olarak yani gönül olarak bir gayesi olması lazım bir insanın. Bir de zahir olarak gayesi olması lazım. Yani bir hedefi olması lazım. Gönül olarak bir insanın hedefi Mevla Teala ile arasındaki bütün perdelerin kalkıp ruhani miras dediğimiz yani perdesiz Allah Celle Celaluhu'nun yaşama, bilme, zevkini tatma. Perdesiz Allah'ı bilmek, gönül olarak. ...tabii bu basamak basamaktır. Şimdi tabi o basamaklara fazla girmek istemem. Çünkü o bir eğitim demiştik baştan. Yani tarikat bir eğitimdir. Eğitim olması sebebiyle. Yani Mevla Teala ya perdesiz bilme eğitimine hedefe ulaşmaktır. Ona ruhani miras deniyor. Gönül olarak. Ben tabi biraz şeyden konuşacağım açık söyleyeyim. Arkadaşlar hakkılarını helal etsinler çünkü çok ileri gidiyorsam yine ikaz edin. Karıştırıyorum. Ayıp ediyorsunuz. Manevi olarak, gönül olarak tekrar ediyorum. Nefsani duygulardan kurtulup hatta ve hatta Mevlatan efallerinden, eserlerinden, esmasından, sıfatlarından bunlardan da geçerek Mevlatan zatına ruhani miraç, perdesiz olarak kavuşmak. Bu şekilde insanın gönül olarak kavuşması. Bu birinci gaye. Ama diğer bir gaye şudur. Zahiri olarak da bir insan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem son peygamberdir. Son peygamber. Peygamberimizden sonra peygamber gelmeyecek. Ancak peygamberimizin ahlakını, şuurunu, ciddiyetini, istikametini, her zerresini evet her zerresini yaşamaktır gaye. Kur'an-ı Azimüşşan'ın her güzelliğini yaşamaktır gaye. Allah'ın emirlerini yerine getirip evet peygamberin sünnetlerini hayata geçirmektir gaye. Zevken, şevken. Çünkü o ahlakta olursan, o perdesi halde olursan bunu zevken, şevken geçirirsin. Örnekleme yapmak istiyorum. Efendi Hazretleri'nin resmi vardı. Resmini koymamışlar. Şimdi arkadaşlar yok şu anda. Mesela bakın geldi resim. Şimdi sarığa baktığımızda Efendi Hazretleri bu sarı kendisinden koymuyor. Resulullah'ın sarı o masası. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin takmış olduğu, taç diye buyurmuş olduğu, teşvik etmiş olduğu sarık olduğu için Efendimiz'in sarı takıyor. Sakalı şerif. Efendimiz'in has bir şey değildir o. O Resulullah'a has bir şeydir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle sakal bıraktığı için Efendimiz sakalı o şekilde bırakıyor. Bakın bıyıklarını kısaltıyor Efendi Niye? Çünkü Efendimiz öyle buyuruyor. Böyle yapın diyor. Resulullah böyle yaptığı için yapıyor. Geniş giyiyor Efendi Hazretlerimiz. Niçin? Resulullah çünkü geniş giymeyi teşvik ediyor. O yüzden geniş giyin diyor. İşte sağ elinle yiyin diyor. o yüzden sağ yiyor. Ve sünnetlerin tamamını misvağından bastonuna kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayata geçirdiği için, Resulullah böyle yaptığı için yapıyor, Resulullah böyle yaptığı için yapıyor, Resulullah böyle yaptığı için yapıyor. İşte budur insanın gayesi arkadaşlar. Peygamberimizden sonra peygamber, son peygamber. İnsan peygamberden sonra peygamber gelecek diye ifade kullanmaya ayeti kerimeye ters düşer. Mümkün değil. Allah muhafaza için din dışı kalır. Ama peygamberimizin ahlakında, peygamberimizin şuurunda, peygamberimizin ciddiyetinde, peygamberimizin istikametinde, peygamberimizin sünnetlerini hayata geçirmede evet insan mutlaka tam olmalıdır. Rabbim inşallah. Bu tarikattan ya hakiki tarikatlardan bahsediyoruz da burada zaten biraz sonra hak tarikat olmayanlardan da bahsedecek herhalde. Hak tarikatından bahsediyoruz. Kur'an ve sünnet ölçülerinde Rabbim evet kendisiyle perdelerimizin tamamını kaldırıp yani ruhani miraca erip peygamberimizin de ahlakını, şuurunu, ciddiyetini, samimiyeti her zerresini her zerremize evet eğitim olarak tamamını ikram eylesin inşallah. Rabbim hepinizden razı olsun.